Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Daha birkaç hafta önce burada hiçbir şey yokken bantlarla neyin nerede olacağını çizmiştik. Bugün boyutların 3 boyuta döndüğü ve kabasının bittiği diyebileceğimiz bir noktadayız. Tasarımın gerçekten hayat bulduğunu görmek çok değişik bir duygu. Çünkü kafanızda aylarca bir şeyi hayal ediyorsunuz. İlk önce böyle elinize skeçler çiziyorsunuz. Sonra gerçekten 2D'de çiziyorsunuz. Sonra 3D'de çiziyorsunuz vesaire. Ama yani içinde bulunma duygusu bambaşka. Yani içindeyken elin kolun nereye gelir? Tam sığar mı? Sığmaz mı? Eski videoyu izleyenler hatırlar. Buzdolabı krizimiz vardı mesela. Sığdı. Sığdı. Buranın alanını kaybetme krizimiz vardı. Yok oldu. Aynen. O yüzden yani bunların pratikte yaşanması bambaşka bir duygu. Hele ki karavan yaparken. Çünkü gerçekten sınırları net olmayan, böyle bombeli duvarları olan, değişik tavanı ve yerleri olan bir yerden bahsediyoruz. O yüzden bence bu birkaç hafta bizim için gerçekten heyecan dolu, çok emek verdiğimiz, çok böyle adım adım, ilmek ilmek MD Karavan'la birlikte işlediğimiz bir süreçti. Hadi gelin bakalım. Önemli detaylardan, taban ve tavan denk geldikten sonra boyumun hala çok rahat bir şekilde bir 10-12 santimlik daha boşluk bırakacak şekilde yetmesi başarılı. Bir mutluluk kaynağı. %100, onu bekliyorduk. Evet, yalıtım olarak tabanda yaptığımızı yaptık, geçen videoda anlattık. Önce ses yalıtımı, üzerine keçe, onun üzerine bizofol ve üstüne de kontrplakla kapladık. Malzeme olarak marin kontrplak kullandık. Yan duvarlarda daha ince, en azından kavisi daha fazla yakalamak, alan kazanmak için. Diğer taraflarda, mobilyalarda bir tık daha kalın kullandık. Mars'ta bütün duvarları ahşaptan yapmıştık, ladinden yapmıştık. Ve hepsi daha lambiri gibiydi. İç içe geçmeli değil ama normal lambiri gibiydi. Burada bir tık daha farklı bir sistem kullanmak istedik. Kaplamalı bir kontrplak kullanmadık. Tamamen ham olarak kullandık. Çünkü üzerine boyayla farklı şekilde bir tasarım yapma planımız var. İç tasarım çok yani başka bir şey. Aslında yerleşimlerle, santimetrelerle ve
neyin nerede olması gerektiğine karar vererek içeriği daha geniş ve daha ferah hissettirebiliyorsunuz. Bu tabii ki bizim uzmanlığımız olan bir şey değil ama bir sürü karavan izleyerek, onları not alarak, insanların söylediklerini kafamızda süzgeçlerden geçirerek kendimize en çok uyanı bulmaya çalıştık. Biz mesela oturma alanındaki ferahlığı çok önemsediğimiz için sadece mutfak tarafında üst dolap kullandık. Yatak tarafında herhangi bir üst dolap kullanmadık. O yüzden de orası gerçekten çok ferah bir duyguya ulaştı. İkincisi de bu ara yaptığımız bölmeydi. Aslında bundan ilerisi Mars kadar bir karavanken sadece şu kadarcık bir alanla çok fark yaratabileceğimiz bir şey katmış olduk bu karavana. Ben onu çok beğendim ve gerçekten çok farklı hissettirdi. Yani çok genişmiş gibi hissettiriyor ama aslında Mars'tan çok az büyük bir karavan bu. Burada bir dolabımız var. Erci şimdi birazdan gelecek. Bunları üstüne koyarsın Erci. Burada bir dolabımız var. Burada da bir tuvalet bölümümüz var. Bir kutunun içerisine almak istedik tuvaleti. Çünkü tuvalet kutunun içerisinde olduğu zaman bu alanda sanki ilk başta hani oturup böyle kıyafetini giyebildiğin, çorabını giydiğin, hatta belki ayakkabını giyip buradan çıkabildiğin bir alan yapmak istedik. Sanki bir nevi burası bir vestiyer bölümü gibi oldu. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, mobilyalar yavaş yavaş kendine geliyor. Aman da bak, nasıl çekim için uygunmuş. Vay canına. Çok iyi. Çalışıyorduk. Evet. Şimdi çekecek çok fazla yer. Üst dolaba koyunca güzel bir açı oldu. Vazgeçmedik ama yine de tamamen alanın birleşik olmasını da istemedik. Bunu tasarım aşamasında zaten konuşmuştuk, uzun uzun anlatmayacağım. Ama bu karavanda yakalamak istediğimiz o iç tasarım hissiyatını vermesinin adına da böyle bir kemerli geçiş uygulaması yaptık. L koltuğumuz burada, fark etmişsinizdir. Bayağı geniş bir koltuk yaptık. Yani ev koltuğu gibi bir koltuk yaptık. Çünkü biz bütün gün boyunca neredeyse karavanın içerisinde çalıştığımız için burada isteyenin istediği zaman uzanabilmesi, bilgisayarını alabilmesi, bir şey izleyebilmesi, kitap okuyabilmesi, inanılmaz derecede böyle çok fonksiyonlu bir alan olması önemliydi bizim için. Bunu tam istediğimiz ölçülerde buraya sığdırabildiğimiz için çok mutluyuz.
biz her türlü olur o zaman. Farklı olarak su deposunu buradan bu tarafa taşıdık. Çünkü buradaki koltuk yüksekliğinin daha yükseğine denk geliyordu. Orada bir plan değişikliği. O buraya gelince tekerlek sebebiyle buzdolabı da buraya kaymıştı. Ama onu da normalinden bir tık yüksek tutarak şu bölgedeki çıkıntı sorununu aşmış olduk. Tabii ki de bu bölgedeki çıkıntıyı aşınca oradaki koltuğun genişliğini de daha iyi yapmış oldunuz. Karavanda iç tasarım konusu hakikaten böyle bir şeylere kazanıyorsunuz. Sonra onu kazandığınız için bir yerden başka bir şey kaybedebiliyorsunuz. Yani hepsi birbiriyle çok bağlantılı bazı kararlar var. Özellikle gerçekten bazı şeyleri yapmaya ve yerine koymaya başladığınız zaman daha da belli oluyor. Ama şimdilik çıkan noktada sorunları sırasıyla çözdüğümüzü düşünüyoruz. Yuvarlak pencereler açtık. Burada böyle bir montlarımızı asmamız için alanımız olacak. Burada ayrıca kirli sepeti için alanımız olacak. Böyle ufak tefek dokunuşlar olacak. Daha mutfak tezgahı yapılacak, boyalar yapılacak. Bunlara dokulu boyalar yapılacak. Böyle hissiyatlar çok değişecek. Şu anda aslında sadece tasarımın 3 boyutu geçmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Onları da önümüzdeki haftalarda yaptıkça sizinle paylaşacağız. Çok emek verdiğin şeyin yavaş yavaş böyle şekillenmesi, sana doğru gelmesi gerçekten harika bir duygu. Çok yorulduk, çok emek harcadık. Hatta bazı şeyleri test ettik yani. Hani araştırdığımız şeylerin iyi çıktığı, kötü çıktığı şeyler de oldu. Ama burada biraz daha böyle kendi hani fikrimizi ve düşündüğümüz şeyleri yansıtacak bir şey yapmaya çalıştık. Böyle klasik olmayan bir şey yapmaya çalıştık. Onunla ilgili de tabii bilgi bulmak çok kolay değil. O yüzden bazı şeyleri test edeceğiz. Mesela bir sürü macun kullandık. Evet, farklı yerlerde farklı macunlar var. Çelik macunu var, ahşap macunları var. Tekne macunu var. Evet, birleşim yerlerini öyle yaptık. Üstüne şimdi zaten astar ve dolgulu bir boya gelecek. O yüzden performansını göreceğiz. Hareketli bir yer olduğu için nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama en azından hepsi birer öğrenim. Açıkçası üzerine uğraşması gerçekten çok keyifli bir şey. Bize bu konuda yardımcı olan Meyve Karavan'daki tüm ustalara da her yerine çok farklı ve değişik şeyler istediğimiz için ve bize o konuda her türlü yardımda hiçbir şey esirgemedikleri için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Aynen, çılgın fikirlerimizi uygulayacak, bizimle birlikte çözüm üretecek bir partnere gerçekten ihtiyacımız vardı. Çok. Çünkü hiçbiri kolay şeyler değil ve hani karavanın içerisinde bir şey yapmak hiç kolay değil yani. Her şeyin sürekli yer değiştirdiği, sallandığı bir dünyadan, bir paralel evrenden bahsediyoruz. O yüzden epey bir emek harcadık. Ama benim içime çok sindi. Yani genel anlamıyla tasarım bana içindeyken çok ferah ve çok iyi, çok konforlu hissettiriyor. Gerçekten uzun süre yola çıkabileceğimiz gibi hissettiriyor. Teknik olarak da yani işte su dolumu, elektriği, bir şeyleri yani her şey çok profesyonel oldu. Çok. Onlar da bence yola çıkma isteğini tabii ki
motive eden şeyler. Evet. Bitirsek de çıksak. Evet, şu an tam olarak onu bekliyoruz. Yola çıktıktan sonra da zaten deneyimlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde birazcık daha işimiz var. İzimizi takip edelim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Haydi bakalım.